Evet, burada spanı özel olarak hedefleyip margin tapı ayarlayabiliriz. Nokta kategori box span. İçinde hangi span varsa bunu gördüğünüz gibi 5'er piksellik padding yap, margin tap yaptık. 15 yaparsam daha fazla ortaya çıkması lazım. Kategori box'ın içindeki span etiketleri dedik. Kategori box'ın içindeki span. Evet, burası hatalı. Bunun sonu alacağız. Şimdi bakalım. Pardon, doğru yaptık. Burası doğru. Kategori box span diyoruz. Kategori box span burada çalışmadı. Kategori box'ın içindeki span dedik. Margin top 15 piksel dedik. Maalesef burası çalışmadı. Şimdi esas konumuza gelirsek, buradan indekse geldiğimiz zaman, indeksten tüm kategorileri tıkladığımız zaman tüm kategoriler.php sayfasına gitmesini istiyoruz. Index.php'ye geliyorum ve Index.php'deyken buraya tüm kategoriler.php diyorum. Şimdi burayı tıkladığım zaman tüm kategorilere geldi. Normalde burası tüm kategoriler. Bunları da tıkladığım zaman bunların alt kategorilerine veya buradaki ürünlere gidilmesi gerekiyor. Buradan belki iki seçenek yapabiliriz. Tüm ürünlere git alt veya alt kategorilerine devam ettiği iki seçenek yapılabilir. Ancak şu anda bu şekilde yeterli. Burada resimlerin kendi halinde gelmesini sağlamamız gerekiyor ve ondan sonra da biraz daha bu kısmı geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi kategorilerimiz olduğuna göre artık ürünleri de gösterebiliriz. 1 2 3 1 2 3 şeklinde ürünlerimizi göstermeye çalışalım. Content alanı demiştik. Content alanında ürün box deyip ürünlerimizi göstermeye geçelim. Div diyelim. Class eşittir ürün box. Div'imizi kapatalım. Bunun içinde ürünler tekrar etsin. Ürünlerin tekrar edebilmesi için ürün kategori değil, ürün tablosu, ürün kayıt setine ihtiyacımız var. Ürün kayıt setini oluşturulması. Dolar query ürün diyelim eşittir select yıldız from, şimdilik bu şekilde diyorum, select yıldız from ürün diyorum, ürünlerden limit order by diyelim, order by ürün, ürün ID descending diyelim ve limit 5 diyelim. 5 tanesi sıralansın. Bu arada ürünümüz var mı? Ona hiç bakmadık. Bir tane var. Bir tane ürünümüz var, başka yok. O zaman 5 tane değil, bir tane görebileceğiz. Aris ürün diyorum. Eşittir MySQL query dolar query ürün. Dolar row adres ürün eşittir MySQL fetch object dolar adres ürün diyorum. Bu şekilde kayıt setini oluşturduk. Bu kayıt setine göre de hemen tekrarımızı yapalım. Nokta virgül dışındaki kısmı kopyalıyorum. Ve ürünleri burada tekrarlamaya geçiyoruz. Ürünleri tekrarlayabilmek için php do diyoruz. Do'yu kapatıyoruz. While diyoruz. Evet. Ürünün ürün adını bir yazdıralım burada.
geriye gelirsek. Tini, love, kini, ana, kucağı dedi. Bu neden bu şekilde bakalım. Evet, biz bunu eklediğimiz dosya ile ilgili herhalde. Burada UTF-8 ile ilgili herhalde eklerken sayfamızda farklı bir ayar olduğu için bu şekilde eklenmiş oldu. Tablomuzu da bir bakalım. Tablomuz neden bu şekilde veriler alıyor diye. Ürün tablonun properties'ine ya da design table'dan bakalım. Design table'a geçiyorum. Design table'dan comment değil options'a geleceğiz. Unicode general CE diyor. Burada sorun olmaması lazım. Tekrardan bir ürün eklemeye çalışırsak herhalde artık düzgün çalışacaktır.